Komutanım, Nihat Marten geldi. Buyursun, gelsin. Buyurun, buyurun. Oturun. Hayırdır binbaşı? Beni niye çağırdınız buraya? Bunun ne işi var burada? Vallahi ikinize de sormak istediğim şeyler var. O yüzden buradasınız. Ayrı ayrı sorup devletin vaktini boşa harcamayayım dedim. Birbirinize hasımlığınızdan dolayı itiraf edersiniz. Ben de sizi adliyeye gönderirim. Sonra rahat rahat bir keyif kahvesi içerim diye düşündüm. Neyi itiraf edecekmişiz binbaşı? Allah komutanım, bizim hasımlığımız ikimizden biri ölmeden bitmez. O yüzden benim bu şahsıyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Yapacak şeyim çok. Ne gibi paşa? Vallahi orasını zaman gösterecek. Kendisine de söylediğim gibi. Benim acelem yok. Şimdi binbaşı. Tekrar soruyorum. Beni buraya ne için çağırdınız? Çünkü devletimizin vakti değerli biliyorum ama ben de devletimize önemli katkıları bulunan ciddi bir vergi mükellefi olduğum için benim de vaktim bir hayli değerli. Ne o değerli olan merak ediyorum. Mesela bu hafta bölgede bir sürü silah deposu basıldı. Bunlar sizin mi? Kim söylüyor bunu? Bu mu? Ahali söylüyor. Yani Marten ailesine ait diye. Ha, ahali. Ahali konuşur binbaşı. Belgen varsa sen de konuş. Yoksa müsaade. Bir dakika, bir dakika, bir durun ya. O ahali bu adamın sizin silah depolarını patlattığını da söylüyor. Ben sıradan bir vatandaşım komutanım. Ben nereden bilebilirim Nihat Marten'in depoları nerede? Ha, bilsem jandarmaya ihbar ederim. Bana bak ulan zibidi. Seni zincire takar, sokak sokak gezdiririm. Sen benim kim olduğumu daha bilmiyorsun. Ama öğreteceğim. Al bu zinciri. Bu lafını da unutma. Binbaşı, beni bir daha tutuklama emri olmadan çağırma buraya. Aksi takdirde seninle bununla konuştuğum gibi konuşurum. Nihat Marten, ben seni dışarı çıkabileceğin şekilde içeri almayacağım. Olmayan depolarında binlerce silah ile geçirildi. Şimdi sen bunu git, o olmayan ortaklarını anlat. Onlar da seni yaşatırsa gelip benimle istediğin gibi konuşursun. O zincir ne paşa? Komutanım siz demediniz mi? Ben buraya adamı çağıracağım, öttüreceğim, kışkırtacağım, hata yapmaya zorlayacağım diye. Adam buz gibi hiçbir tepki vermedi ne silah ne depoya. Ama oğlunun zincirine verdi. Senin meselen ne biliyor musun? Kendini hedefe koymak. Ya karınla ayrıldın, kafan rahat öyle mi? Bu adamlarla oyun olmaz.
Sana o zinciri yedirirler koçum. Kim kimi yerse. Kızdan ayrılması iyiydi. Bunun şimdi iyice ayarı bozuldu. Çocuğun bir günahı yok. Ben söyledim Tamer'e. Düş önüme, götür beni Nihat'a diye. Silah çekeceğimi bilmiyordu. Silahı çekememişsin zaten. Nereden çıktı bu intihar eylemi? İntihar değil, intikam eylemi. Oğlumu öldürttü o Nihat. Bugün bir şey yapmayacaksan, ne zaman yapacaksın komutan? Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım da o Nihat Martin'in sıyırtması olan kişiyi bulursam, gör bak ona neler yapacağım ben. Oğlumu öldü diyorum. Sen bilmezsin tabii. Çocuğun yok. Benim mi çocuğum yok? Ben kaç tane yetiştirdiğim evladı kendi ellerimle toprağa gömdüm biliyor musun? Senin karından geliyor diye evladın oluyor. Benimki olmuyor mu? Ben Levent ve hiç sevgi gösteremedim. Ona bir kere olsun seni seviyorum diyemedim. Kendini vurdun oğlun için. Rızvan kendi oğlunu öldürmeye giderken. Bir de seni seviyorum mu diyecek misin? Biliyor muydu yani diyorsun? Onu sevdiğimi, onu herkesten çok sevdiğimi biliyor muydu? Evlat o ya. Bilmez mi? Gitti Levent'im. Gitti evladım. Ağla Nesim. Ağla. 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 Boşalt içini. Demiştiniz komutanım. Haklı çıktınız. Ama kimin aklına gelirdi ki sizden başka? Yani elimizde büyüyen çocuk böyle nankör, böyle hain çıksın. Burada oturup devlet politikalarını seninle konuşacak değilim Nesim. Her ağacın kurdu kendi özünden olur. Maalesef tarih boyunca hainleri hep elimizde büyüttük. Kendi ellerimizle besledik. Bu bıyık değil yani. Binbaşım, benim artık bir erkek evladım yok. Kendime vakfedeceğim, devlete, millete, vatana faydalı olabileceğim bir şeyler yapmak isterim. Ne gibi? Ben bu Nihat Marten'i vurayım diyorum. Tabii siz bana böyle bir imkanı sağlayabilirseniz, daha önce malum yanımdaki hainden dolayı iki paralık oldum. Yoksa işi bitirmiştim. Yani sen suç işleyeceksin, biz de arka çıkacağız. Hatta teşkilat olarak sana yardım edeceğiz. Bu mu istediğin? Siz sonra gerekeni yaparsınız binbaşım. Yani bu eylem cezasız kalsın demiyorum. Gider ömrümün sonuna kadar paşa paşa yatar. Devlet isim ve şahıslara bakmaz isim. Nihat Martin'i götürmek zor değil. Mesele çok daha büyük. O yüzden büyük düşünmesin. Ne gibi? Yani işte büyük düşün. Devlete daha büyük ne hizmetler yapabilirim diye git eve düşün. Düşüneceğim. Ben gidip bir Levent'imi ziyaret edeyim. Kabristan'a. Orada daha iyi düşünürüm. Alican, uğurla misafirimizi. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Otur bakalım Yörük. Bu Tamer işini biliyor muydun? Yok komutanım, bilmiyordum. Oğlum sen halonun yanında seyirci misin? Film izlemeye mi gönderdik yanına? Ha? Rızvan Leto'nun oğlu Marten'in tetikçisiymiş. Haberin yok mu? Sizin var mıydı komutanım? Vardı. Delilim yoktu. Delili olmadan infaz eden kişi seninki, ben değilim.
Yok komutanım, o yapmamış. O kadar da biliyorsun yani. Bu da bir şey paşam. Komutanım, bildiğim başka şeyler de var. Anlatayım isterseniz. Bir çay içer miyiz? Yok komutanım, sonra içelim. Aferin lan, seni denedim. Neymiş anlatacakların? Komutanım, öğrendiğime göre bu Nihat Marten'in bir deposu daha varmış. Kim söylüyor bunu? Halo mu? Yok komutanım, onun haberi yok. Oh, sonunda bana ondan önce bir şey getirdin yani. Neredeymiş? Komutanım, isterseniz operasyon için Ali Can'a vereyim koordinatları. Akşam Eda Hanım'la randevunuz yoksa, boşsanız yani, senle ben yaparız operasyonu. Her şeyi de envantere katacak değiliz. Harp var, dart var. Seninki belli ki daha büyük savaşlar çıkaracak. Lazım bize. Nihat Marten'in ortakları mı zıpladı komutanım? Kıpırdandılar. Zıpladıklarını, üstümüze çöktüklerini anlarsın. Komutanım, ben 4 kişi saydım ama. Evet, dolaşıyorlar. Komutanım, siz burada kalsanız, ben bunları halledip içeri girsem, sonra haber versem size. Normalde olması gereken o da. İçeriği göremiyorum. O yüzden seni tek gönderemem. Bir tuzak varmış gibi gelmedi bana komutanım. En fazla birkaç kişi daha vardır içeride. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ya. Keşke dervişi çağırsaydık. Komutanım, dedim ya, dayının sadece adı derviş, kendi değil diye. Yani o da olsa göremezdik. Ben hemen halledip geleyim şunları. Aslında senin içgüdülerine güvenirim ama aklınız başka yerde ya, fingir demek gibi. O yüzden güvenmiyorum. Yani komutanım, demeyeyim diyorum da vallahi Halil İbrahim olan bütün öfkenizi benden çıkarıyorsunuz. Yoksa konunun benimle bir alakası yok. Tabii. Kıza yetişeceksin ya. Şunları hemen geleyim, burayım derdindesin. Hakikaten komutanım ya. Vallahi Eda bekliyordur. Ben hemen şunları halledip gelmeyeyim mi? Sabaha kadar sana bütün o mühimmatı taşıtırım. Bak bakalım elin ayağın belin burkun tutuyor mu? Eda bekliyormuş. Yürü.
Çabuk! Vur! Sultan! Çabuk! Mermini boşaltacağım. Çok kalabalıklar. Hanım, istek! Dikkat et oradan gelmesinler. Çık! Komutanım temiz galiba. Sen mi söyledin burada olduğumuzu halıya? Yok komutanım. Öyleydik daha iyiydi. Şimdi kim çekecek bunu sizi? Ben kurtardım havalarını. Komutanım ne isterse yapsın hayatınızı kurtardı. Ya sende ne yaşamak hevesi varmış be? Daha önceden yoktu. Sonradan mı bulaştı? Doğrudur komutanım, doğrudur. Komutanım, iyi misiniz? Değilim. Öyleydik daha iyiydi. Bir dakika, sen nereden öğrendin burada olduğumuzu? Tesadüf. Siz niye ikiniz geldiniz? Niye tim getirmediniz yanınızda? Binbaşı Halı'ya mühimmat lazım olur dedi. Envantere geçmesin diye baş başa geldik. Kardeş, bana lazım olan şeyi bana da söyleseydiniz, ben de gelirdim yanınızda. Buradasın ya zaten. Teşekkür mü bekliyorsun paşam? Gevezelik etmeyin. Şu silahları tıra yükleyin. Ondan sonra gidelim. Komutanım siz nereye? Görüntüleri sileceğim. Siz silahları taşıyın. Yürü kardeş, yürü. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk dayı. Hoş bulduk dayı. Eğitimden mi geldiniz, talimden mi geldiniz? Bu ne hal? İki sandık taşıdılar, perte çıktılar. Alıştılar tabii lüküs hayata. Hamladılar. Hey, şu yolun başında bir tır var. Onu yaylaya çıkarın da Yusuf abilerle bir saklayıverin. Bir tır dolusu silahı yaylada mı saklayacağız? Yaylalarda. Bir tek yerde olmasın hocam. Riski dağıtalım. Komutanım sorma sahip, yakında bir savaş mı var? Şimdi biz sizin gibi her gün nefsimizle savaşmıyoruz hocam. Bizde arada bir savaş çıkar, ona da hazırlıklı olmak lazım. Abdest gibi düşün. Komutanım, dayının adı Derviş, söyledim ya kendi değil. Nereden biliyorsun? Allah'la kul arasına girmiyoruz. Dayı, yattı mı herkes? Odalarına gittiler. Gerisini Allah bilir. Bana müsaade. Gördün mü?
Neyse, ben bu akşam buraya kıvrılır yatarım. Tamam komutanım, o zaman ben size yastık, battaniye falan bir şeyler getireyim. Yok be oğlum, kar mı yağıyor üstümüze? Gerek yok. Tamam, Allah rahatlık versin. Sen ver yeter. Allah'ın işine karışma. Kardeş, belli ki komutan seninle konuşacak, ben gittim. Sen biraz otursana şöyle. Seni dinliyorum. Ne anlatayım komutanım? Beraberdik zaten. Beraber olmadığımız zamanlardan bahsediyorum. Nedir bu ayrılık mevzusu? Öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu. Siz de böyle olsun istemiyor muydunuz zaten? Duydum. Çocuğun olmayacakmış. Üzüldüm. Zeynep adına yani. Anne olması gereken biriydi. Tabii senin baba olması gereken biri olduğunu düşünmüyorum. Neden komutanım? Niye? Ben de insanım. Ben robot değilim. Benim de duygularım var, benim de hislerim var, benim de planlarım var. Tamam? Bir idealim var. O ayrı. Ama neticede insanım ben de. Biz sizi çocuk sahibi olun diye yetiştirmedik. Çocukların bu memlekette güzel bir geleceği olsun diye yetiştirdik. Senin gibi sayısız yetim ve öksüz çocuğa babalık yapmak varken ille de kendi çocuğunu mu seveceksin? Eğer böyle düşünüyorsan ben sizi yetiştirememişim demektir. Düşündün mü Nesin? Kendimi şu an bir şeye vakfedecek halde hissetmiyorum binbaşım. Acım daha çok taze. İyi düşün o zaman. Acelemiz yok. Binbaşım. Dursun Leto yok mu? İşte yok. Ortada yok. Ya bu zamparın teki değil mi zaten? Nihat Marten onu çapkınlıklarıyla tehdit etmiyor muydu? Evet, ediyordu. Yine bir çapkınlık peşindedir işte. Karısı da öyle söyledi. Ama herkesin bilmediği bir şey var komutanım. Yani bu Dursun çapkınlığa kalkışmadan önce ilk iş beni arayıp Nesrim, ben seninle birlikteyim, senin yanındayım, ona göre derdi. Bu müptezel alışkanlıklarınızı geçecek olursak ne demek istiyorsun Nesin? Binbaşım, evlerine gittim. Oğlu da, karısı da bir garip davrandılar. Dursun'un ortada olmadığını düşünürsek binbaşım, ben diyorum ki bunu Nihat Marten kaldırdı. Dün gece bir çatışma olmuş. Çatışma mahallinde kovanlar var, kan var, araba yok, ceset yok, hastanelerde yaralı yok. Sabahtan beri bu iş nedir? Birini mi kaldırdılar diye düşünüyorum. Bir yere varamıyorum. İşte şimdi her şey yerine oturdu. Güzel işte günbaşım. Siz bu Nihat Marten'i alıp getirin buraya. Gerekirse beni de nezarete koyun. Bunun işini orada güzelce halledeyim. Nesim, Nihat Marten'i bir daha buraya falan alamam. Adam neredeyse birini gözümün önünde vurması lazım ki kaçarı olmasın. Biz şimdi bu Dursun'un izini bulalım, sonra bakarız Marten'e. Bu Nihat Marten'in ölümü benim elimden olmazsa devletle arama mesafe koyarım. Şimdiden söyleyeyim. Çok korktuk devlet olarak. Yani senin mesafen gerçekten katlanılabilecek bir şey değil. Bilmiyorum ne yapsak. Binbaşım, bir düşün. Siz kimden duydunuz komutanım Dursun Leto'nun kayıp olduğunu? Yani bu bir analiz ya da duyum değil. Mecnun binbaşının bir itirafçısı var da adını söylemiyor.
Aa öyle mi? Madem bir itirafçı var, bir zahmet söyleyiversin Dursun Neto neredeymiş, nereye kaçırılmış. Bana bak Asi, bugün yine tersliğin üzerinde. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz herhalde. Bu adam kaçırıldıysa ya bir şantaj olacak ya bir tuzak. Yani işin ucu sana dokunacak. Dün siz yemek yedikten sonra bir çatışma olmuş diyor Ali Canlar. Sen dünden sonra görüştün mü Fikret'le ya da Yavuz'la? Vallahi benim bildiğim bir vukuat yok. Olsaydı bu saate kadar habere gelirdi. Hah, Fikret geliyor. Soralım bakalım bir bilgisi var mı? Sen sorma, ben sorarım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar. Hoş geldin Fikret. Hoş buldum. Buyursana. Fikret, Mecnun komutanın bir şeyler soruyordu da bizim bir bilgimiz yok. Peki senin mi vardır? Neyle ilgili? Dursun Leto ile ilgili. Ne olmuş ki ona? Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Niye ki? Soruları ben soruyorum. Ben bugün evlerindeydim. Gördün mü kendisini? Yok. Hatta benim yüzümden eşiyle tartışmış. Vurup kapıyı çıkmış gitmiş. Başka bir şey yok yani. Ben neden kaçırıldığından şüphelendiğinizi artık anlayabilir miyim? Dün bir çatışma olmuş. Tam da sizin evin oralarda. Hatta tam sizin yemek yiyip dağıldığınız saatlerde. İyi de dün Dursun Neto bizde değildi ki. Dediğim gibi gece evindeymiş, sabah çekmiş gitmiş. Yavuz'u gördün mü? Evet, evdeydi. Arayayım gelsin ister misiniz? Yavuz benden bir şey saklamaz çünkü. Yerde kovanlar var, kan var, ceset yok, yaralı yok. Herhangi bir iz yok. Madem senin de bilgin yok, benim için konu bitmiştir. Kim var orada? Orada. Halil İbrahim nerede? Dervişe bak sen ya. Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim.
saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Birileri gelmiş. Lanet olsun. Yürü. Aç, 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 aç. Çıkın bakın oğlum dışarıya. Ne oluyor? Sen de elini çabuk tut. Yaslan be Halil İbrahim. Kırmızık saçlarına, kardeşin suçlarına, yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Alo. İyi misin? Nihat buradaydı. Aldınız mı? Buralardaysa bulurum ben. Sen iyi misin onu söyle. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Bir şeyin olmadığının farkındayız. En azından bir planının. Lan dallama gibi habersiz, plansız teslim olmak ne demek? Dayı sen niye geldin? Nihat iki adamıyla kaçtı. Nasıl elinden kaçırdın hocam adamı? Kurşun bitti. Dayı nasıl kurşunun bitti ya? Tek bir şarjörüm vardı. Onu da bitirdim. Ben nereden bilecektim Nihat kaçacak, 2-3 tane daha mermiye ihtiyaç olacak diye. Nihat nerede? Cehennemin dibinde. Daha değil. Nerede söyle? Bilmiyorum Halil İbrahim. Konuş lan! Bilmiyorum. Alo. Alo tamam. Bırak doğru düzgün soru sor. Ruslan bana bak. Yaşamak istiyorsan bir şey söyle. Bizim meselemiz seninle değil Nihat Marten'le. Bak eğer bize yardım edersen Mecnun bir başı tanık koruma programını alır. Konuş. Yemin ederim bilmiyorum. Ama Davut'un oğlu Serkan da sizi takip ediyor. Onun üstünden ulaşırsınız. Serkan üstünden bizi depoya çektiniz. O kadar silah yakalandı. Neydi amacınız? Üçünüzün bir olup olmadığını öğrenmekti. Musa, neredeler? Bir fikrim yok Halil İbrahim. Tek planı seni konuşturup ortaklarına teslim etmekti. Beni Musa'yla biraz baş başa bırakın. Belli ki arkadaş konuşkan biri. Bilirsiniz ben de dinlemeyi severim. Siz kaybolun. Oğuz, Alican'a yolda haber ver. Gidip alsın bizi. Emredersiniz. Nihat Marten itirafçı olduğumu bilirsin. Beni yaşatmaz. Bence de seni yaşatmazlar Musa'cığım. Devletimize boşuna yük olmayalım değil mi? Ama konuştuk komutanım. Üçümüzü yan yana gördün. Nihat'a konuşan bizi de konuşur.
muhatabı delirtme Yörük. Kankan seni paketlemiş göndermiş. Nihat'ın yerini bulmuş. Neyini anlamadın? Komutanım hastaneye geleceğim dedi. Sen de yedin. Dayımdan bir haber var mı komutanım? Ameliyat iyi geçmiş dediler. Bu gece yoğun bakım odasında tutacaklarmış. Çok şükür. Didem, bir şey soracağım. Halil İbrahim'in nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Serkan, Nihat Marten'i saklıyormuş bizim yayla evinde. Onu oraya götürdüm. O da beni yolladı ama hastaneye gelecekmiş. Hanımefendi, adres neresi? Telefonum onda. İsterseniz arayıp ona ulaşabilirsiniz. Telefonunuzu çevirir misiniz? Size zahmet. Tamam. Buyurun. Buyurun komutanım. Sen benim her bir numaramı ezbere bil. Ben senin hiçbir numaranı çözemeyeyim, değil mi ağlım? Yoldayım. Ha, nerede yolda? Karargah konumu verildi. Oraya gidiyorum. Hangi karargah? Artık konu sizinle ilgili değil komutanım. Oğlum sen kafayı mı yedin? Benden gizli ne iş çevir? Almış mı Nihat Mert'in komutanım? Paket teslim edecek bir karargah var mı onu söyle. Bir de anlamaza yatıyorsun. Almış mı Nihat Mert'ini diye. Komutanım, belli ki buradan sonrası bizim yetki alanımızın dışında. Görev alın. Bundan sonra benim asli görevim de o. Anasından emdiği sütü burnundan getirmezsem bana da Mecnun demesinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.